Radyo Kitaplığı. Hazırlayan ve sunan Doktor Necdet Subaşı. Merhaba değerli dinleyiciler. Radyo Kitaplığı'nda bugün Kudret Bülbül tarafından hazırlanan siyasal bir düşünür ve devlet adamı olarak Said Halim Paşa başlıklı çalışmayı ele alacağız. Kudret Bülbül'ün bu çalışması bir doktora tezi üzerinde çalışılmış ve okuyucuya takdim edilmiş. Osmanlı modernleşmesi içerisinde Osmanlı'nın özellikle çöküş süreçlerinde sıklıkla adını andığımız, hatta modern cumhuriyet modernleşme sürecinde cumhuriyet içerisinde yeni atıflarla sık sık kendisinden haberdar olduğumuz Said Halim Paşa'dan bahsediyoruz. Said Halim Paşa Osmanlı'nın geç modernleşme süreçlerinde özellikle İttihat Terakki bağlamındaki pozisyonuyla, sadrazamlık üstlendiği göreviyle ve daha sonraki dönemlerde yaşadığı tatsız yargılanma süreçleriyle kendi siyasi söylemi üzerinden konuşulmayı hak eden bir aktör, bir önemli sima. Osmanlı modernleşmesinde dinin nerede duracağı, modernleşmeyle, batılılaşmayla beklenebilir bir yakınlık içerisine girerken toplumun geleneksel kültürünün, milli varlığının, değerlerinin, inançlarının nereye konulacağı konusunda herhalde Said Halim Paşa'nın kaygılarını, sorularını takip etmek oldukça önemli. Burada bir düşünür incelemesi yapan Kudret Bülbül, en başta siyasal yaşamını, ortaya çıkan söylemlerinin hangi eksenlerden, hangi söylemlerden beslendiğini, kendi soy kütüğünü inceleyerek, Said Halim Paşa'nın ortaya çıktığı muhiti masaya yatırarak ele almaya çalışır ve ardından düşüncesinin entelektüel köklerini, temel referanslarını ve bu referanslarla ilgili temel karakteristik noktaların neler olduğunu ortaya koymaya çalışır. Said Halim Paşa Buhranlarımız adlı eseriyle biliniyor. Daha çok bu kitabında ortaya koyduğu tezleriyle, eleştirileriyle, tabii ki yakındığı bir takım konularla hatırlanan bir düşünür. Ama ne yazık ki çok fazla üzerinde durulmuş bir isim değil. İslamcı söylem kendisini Said Halim Paşa ile ilişkilendirme çabası içerisinde, Said Halim Paşa'nın Osmanlı modernleşmesi ve Cumhuriyet modernleşmesinin kesiştiği o süreçte, o geçiş noktasında İslam'a atfettiği değer ve İslam'ı çağdaş değerler içerisinde nasıl değerlendireceğimiz konusunda öne çıkardığı iddialar, söylemler, tartışma konuları tabii ki bu tezin belki de en önemli konuları arasında yer alıyor. Bugün içinde yaşadığımız şartlar açısından geriye doğru baktığımızda, Said Halim Paşa'nın yaşadığı evreni dikkate aldığımızda, o evreni kendi koşulları içerisinde müzakere ettiğimizde kuşkusuz çok farklı bir aydın, çok farklı bir düşünürle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Entelektüel formasyonunun çok yetkin olduğunu, kendi dönemsel özellikleri dikkate alındığında sahip olduğu birikimin, sahip olduğu bilginin hiç de basit alınamayacak derecede yoğun ve yüksek olduğunu burada ifade etmek gerekiyor. Böylesine güçlü, böylesine donanımlı bir şahsiyetin modernleşme sürecinde Türkiye toplumuna, Osmanlı toplumuna nasıl bir yön çizmeye çalıştığını, özellikle sadrazamlık göreviyle birlikte bu yükümlülüklerini nasıl yerine getirdiğini ele almak, incelemek için Kudret Bülbül'ün bu tezine dikkat kesilmek gerekiyor. İyi günler diliyorum efendim. Radyo Kitaplığı. Hazırlayan ve sunan Doktor Necdet Subaşı.